korkuyordum açıkçası. Gelene kadar böyle bir tedirgindim. Ne yapacağım? Olayım mı, olmayayım mı? Ama yok. Oldu, bitti. Bitti, aynen. Herhangi bir reaksiyon, bir şey yok. Yok. Bekledim 15 dakika. İyiyim şu an. 6 ay önce ben Covid olmuştum. Öğretmenim şu an çıktı. O şekilde yaptık. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon kişi çift doz aşısını oldu. Daha aşı olması gereken milyonlarca kişi var. Türkiye harekete geçti. Önümüzdeki 4 ay içinde Almanya'dan 120 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Yani bu ne demek? Bu 60 milyon insanın aşılanması demek. Sadece BioNTech aşısı da değil, Rusya'dan da önümüzdeki günlerde milyonlarca doz aşı gelecek. Yani önümüzdeki 4 ay içinde neredeyse çocuklar hariç Türkiye'nin tamamı aşılanmış olacak. Tabii uzmanlar uyarıyor. Diyorlar ki aşıya karşı güven ve istek artmalı. Öncelikle aşı konusundaki tereddütlerin altının ne kadar boş olduğunu bizzat bu işin içinde olan birisi olarak ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz ilk sağlık çalışanları aşı olduk. Sağlık çalışanları olarak hem bu işin içinde olan ve ilk aşı olanları olarak aslında birer örneğiz, rolüz. Bu konuda bu işin ne kadar doğru olduğunu göstermek adına bu güzel bir adım oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, biz sağlık çalışanları bu hayatta en sevdiklerimiz, eşlerimiz. Onlara da aşı açıldı ve ellerinden tutup hep hemen onları aşıya getirdik. Bu kadar güveniyoruz bu aşıya. Ve dünyadan gelen rakamlar, sağ tecrübeleri şunu gösteriyor. Aşı gerçekten bu iş için olmazsa olmaz. Yüksek ve yaygın aşı yapan ülkelerin vakaların nasıl düştüğünü, nasıl ölüm hızlarının hızla aşağı indiğini hep birlikte gördük. Ben de bugün burada aşımı yaptıracağım. Daha önce koronavirüs geçirdiğim için aşı yaptıramamıştım. 6 ayı doldurmam gerekiyordu. 6 ayı doldurdum. 1-2 gün önce bana da aşı randevusu çıktı. Aşı randevumu aldım. Burası Feriha Öz Salgın Hastanesi. Biraz açıkçası endişeliyim. Neden? Penisilin alerjim var. Ama doktorlar diyor ki hiç endişe etme. Çok rahat geçecek. Aşın ol dediler. Alerjik bir bünyeye sahibim, yani özellikle penisilin alerjim var. O yüzden biraz endişe etmiştim ama şimdi bu salgından kurtulmamız için ben de çok bunun sıkıntısını çektim çünkü. Dolayısıyla bugün şimdi aşımı yaptıracağım. Hiç sıkmayın, aynen, gayet rahat olun. Hiç acımayacağım. Cesur. Gerçekten şaşıracaksınız yani, biraz sonra şaşıracaksınız. Bitti, bu kadar. Çok teşekkür ederim. 1-2 saniyede yapıldı, bitti. 15 dakika gibi bir sürede de bekledim. Çok şükür bir sıkıntım yok. Elinize sağlık diyorum. Şifa olsun inşallah. Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Ya da burada daha uzun süre gözlemliyoruz. Bir de şu anki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda. Ama bunlar masum yan etkiler. Bunlar nedir? İşte eklem ağrıları, kas ağrıları, aşı yerinde ağrı, belki baş ağrısı gibi. Bunun yanlış bir şey değil. Bağışıklık sistemini uyarmasını istiyoruz. Zaten uyardığı için ufak tefek yan etkiler olacak. Zaten bu aşı işini yapıyor demektir bu. Geçmiş olsun.